Bak şimdi arabadan kalkmış. Nuriye diyelim bak şimdi ne diyorsun? Hadi hadi. Hemen intikal oldu. Öyle. İki aydan daha az bir zaman kaldı. Sayın Bakanımızı Samsun'da misafir ediyoruz. Kendilerini havaalanından karşıladık. Ve biraz önce ifade ettiğim gibi adetesinde yapılması gereken ön hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Bugün, yarın biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi ön hazırlıklar yapılacak ve cumartesi günü aday tanıtım toplantısından sonra da start verilecek. Cumartesi bütün etkisiyle, bütün sinerjisiyle, enerjisiyle birlikte alana yönelecek. Bir nebze seçime başlama havası içerisinde ve bunun artık psikolojik hazırlığının da yapıldığı bir ortamda sizlerle beraber güzel bir kahvaltıda bir araya geldik. Daha önce biliyorsunuz resmi olarak aday tanıtımımızı yapmadık. İnşallah biraz evvel il başkanımızın da dile getirmiş olduğu gibi cumartesi günü Samsun'da tüm milletvekili adaylarımızı Samsun teşkilatına yakışır bir şekilde tanıtım toplantısını inşallah yapacağız. Tüm Türkiye'deki adaylarımızın AK Parti'nin 7 Haziran seçimi adaylarının tanıtımını yapacağız inşallah. Bu noktada bugün burada sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ama 13 yıldır AK Parti iktidarları, kurucu genel başkanımız ve seçilmiş ilk cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatmış olduğu Türkiye'deki değişim ve dönüşüm hareketinin şu anda Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun önderliğinde nasıl devam ettiğini ve edeceğini anlatacağız. Bugüne kadar yapmış olduklarımızı tüm teşkilat mensuplarımızdan, tüm seçim koordinasyon bürolarımızdan, seçim merkezlerimizde, SKM'lerimizde gelen vatandaşlarımıza hatırlatmalarını, anlatmalarını özellikle rica ederim. Çünkü ne kadar büyük bir değişimin, ne kadar büyük bir hamlenin demokrasimizde olsun, ekonomimizde olsun, eğitimde, emniyette, sağlıkta, ulaşımda sayabileceğiniz her alanda ne kadar büyük değişikliklerin olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi insan tabii bazı şeyleri çabuk unutuyor. Gelişmiş olan iyi şeyler kolay alışıyor. Tek bir örnek vermemiz gerekirse, bakın ne dedim ben? Bugün buradan akşam üzeri çıkacağız. Ankara'daki programımıza yetişeceğiz. Peki nasıl yetişeceğiz o programı? Çünkü Ankara'ya, Samsun'dan Ankara'ya 400 kilometre duble yollar gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın mimarı olduğu çözüm süreci ülkemizin geleceği için birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin teminatı olarak yürümemizi gerektirecek, yürümemizi sağlamlaştıracak olan sürecin temelidir. Başbakanımız görevi devraldığında ilk yaptığı açıklamalardan bir tanesi yolun yarısının geçildiği bir süreçler geriye dönüş olması. Dolayısıyla bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Tabii artık seçim zamanı geldi. Söylemler konusunda muhalefetin de çok dikkatli olması gerekiyor. Buradan da kendilerini bir kere daha uyaralım. Bizim güvenliğimizden, birliğimizden ve devletimizin kudretinden hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğimiz herkes bilir.